Ben kararlıyım. Konuşacağım annemle. Seda yapma. Pişman olursun. Olmam Merve. Ya sana diyorum ki annem 1000 yıl geçse anlamaz babamın onu aldattığını. Ya kadın kör. Yani tamam kör de adamı konduramıyor belli ki. Sevgisinden dolayı yani. Gözü görmüyor. Ya demek ki güvenmeyeceksin kimseye o kadar Merve. Güvendik de ne oldu ya? Gidip konuşacağım, anlatacağım her şeyi, ne oluyorsa da olsun. Seda yapma. Yapma, inan bana, bak pişman olacaksın. Merve niye? Niye yapmayayım ya? Seda. Biliyorsun benim annemle babam boşandılar. Tamam onlar düşman değiller, arkadaş gibiler. Görüşüyorlar en azından yani. Düşman olmadılar. Bu ideal senaryo. Kavgasız dövüşsüz bir senaryo yani. Ama ona rağmen... Nasıl diyeyim yani... O eski aile hissi yok. İnan bana. Sen bunu yaşamadın. Ne demek olduğunu bilmiyorsun. Annem... Tamam annen ama yani annen de bunu senden duymamalı. İnan bana, yapma. Bir şey çıktı mı? Öğrenebildin mi bir şeyler? Ya yok. Aklımda bir kişi vardı, o da ben yapmadım diyor. E kesin mi yani? Belki yalan söylüyor. Ya hayır, Süleyman abi yapsaydı ben yaptım derdi. Gerçi kim yaptıysa yaptı, eline sağlık. Hepimiz hata yapıyoruz. Her an, her saniye. Belki de senin baban, ne bileyim ben, o kadar da kötü bir insan değildir belki. Tabii canım, melek. Melek gibidir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu dünyada bir tane harika baba var. Kusursuz, mükemmel. O da benim babam. Neden biliyor musun? Çünkü ölü. Çünkü yalnızca ölüler hata yapmaz. Sen yokken annenin yanındaydım ben de. İşte belki vakti olmaz diye bir çorba pişirdim 2 dakikada. Dursun. İçilir. Bir de derin seni bekledi önce. Ama uykusu falan gelince uyuttum ben onu. Teşekkür ederim. Yanımda olduğun için. Merve, benim çıkmam gerekti. Sonra konuşuruz. Çok teşekkürler her şey için.